Koşu Kavaktur, İpek Yolu'nun izinde Özbekistan belgeselini sunar. Kainatta iki yol vardır. Biri saman yolu, diğeri de İpek yoludur. Tarihindir, bin asırlar içinde gizli Özbeğim. Sana yaşattım Pamir ve aksaçlı Tanrı Dağları Özbeğim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan, soyu sopu belki uzluk, belki tarhan Özbeğim. Bilimin ışığına atılarak karanlık içinde, gözlerinden aktı geceler, yıldızlar ülkesi Özbeğim. Tarihini yazmaya halkın bin tane firdevsi gerek. Çünkü bir kez çektiğin ahın bin tane destan Özbeğim. Devri Alem ekibi olarak ünlü şair Erkin Vahidov'un memleketine, gönül coğrafyamızın başkenti Özbekistan'a kavuşma ümidiyle yollara düştük. Modern İpek yolunu kullanarak Türkistan coğrafyasının kalbine doğru yaptığımız bu yolculukta, Koşu Kavak Turizm'in desteğiyle Hive, Buhara ve Semerkant'a İpek yolunun izini süreceğiz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten başlayan turumuz, hava yoluyla bizim Ceyhun diye bildiğimiz Amuderya kenarındaki müze şehir Hive ile devam edecek. Toprağın Çin'i ile harmanlandığı bu diyardan sonra İpek yolunun Türkistan'daki izini takip ederek Kızılkum çöllerini geçip Alimler ve Evliyalar diyarı Buhara'ya geleceğiz. Son olarak Timurhan Devleti'ne başkentlik yapmış, Ulu Bey'in yıldızlara merdiven dayadığı Semerkant'a giderek, Türkistan medeniyetinin muhteşem eserlerini yerinde araştıracağız. Turkuaz kubbeleri, ihtişamlı minareleri ve rengarenk çarşılarıyla ilim, kültür, sanat ve ticaret merkezi olan Özbekistan'daki gezimiz başlıyor. Özbekistan, 1991 tarihinde düzenlenen referandumla Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüzölçümü 447.400 km² olan Özbekistan, 32 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri arasında en kalabalık ülkedir. Denize kıyısı olmayan Özbekistan'ın komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde ise Afganistan ve Türkmenistan'dır. Tarımın en önemli geçim kaynağı olduğu ülke, yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Siriderya yani Seyhun ve Amuderya yani Ceyhun en önemli nehirlerdir. En büyük gölü Aral'dır. Aral Gölü ayrıca Sovyet dönemindeki yanlış tarım politikaları sonucunda bugün Özbekistan için büyük bir çevre felaketi doğurmuştur. Cengiz Han'ın torunlarından Batuhan tarafından kurulan Altın Orda Devleti'nin başına 9. Han olarak 1313 tarihinde Özbek Han geçer. Özbek Han ilk günlerden başlayarak kararlı tutumu Kutluk Timur Noyan'ın nasihatleri sayesinde düşmanlarına galip geldi.
Özbek Han, Türkistan'dan Tuna boylarına ülkesini büyüttü. Nogay'ın şehadetinden sonra Bizans ve Slavların nüfuzunu kırarak tekrar Müslüman Türklerin fetihlerini artırmaya başladı. 1319'da Karadeniz'in kuzeyinden Tuna Nehri'ni geçerek Edirne'ye kadar geldiler. Özbek Han'ın orduları 1314'te Bulgar Kralı Sventoslav'ın ölümünden sonra Kral George Tertere Bizans'a karşı yardım bahanesiyle Trakya'ya, 1330'da Terter'in Sırplarla olan savaşında ona yardımcı olmak gayesiyle Köstendil'e kadar ilerlemişti. Bu arada bazı hükümetlerle evlilik yoluyla da bağlar kurarak durumunu güçlendirmeye çalışmıştır. Mesela 1320'de kızı Tulumbige'yi Kahire'ye zevci olarak göndermiş, bu arada Bizans'tan da kızlar almıştır. Özbek Han 1335 yılında Azerbaycan seferine çıktı. Bu sırada Bağdat Hatun tarafından zehirlenen Ebu Said ölmüş ve İlhanlı Moğol hakimiyeti de çökmeye yüz tutmuştu. 14. yüzyıl Acem tarihçisi ve coğrafyacısı Hamdullah Kazvini, Azerbaycan'a yapılan seferden söz ederken, Özbek Han'ın askerlerine Özbekler dendiğini kaydeder. Ünlü seyyah İbni Batuta, Özbek Han'dan bahsederken geniş bir ülkesi, kuvvetli bir ordusu olan şanlı, şöhretli ve devletli bir sultan olup, Tanrı'nın düşmanlarından biri olan Bizans İmparatoru'yla savaşa, cihat ve gaza etmeye vazifeli bulunmaktadır. Ülkesi gerçekten pek geniş ve büyük şehirlerle donanmıştır. Kefe, Kırım, Macar, Azak, Sogdak, Harezm'de taht kenti saray bunların en meşhurları olarak sayılabilir demektedir. Gerçekten Özbek Han, İdil kıyısındaki saray kentini çok geliştirmiş ve büyütmüştür. Bu şehre yeni camilerin yapılmasını sağlamıştır. Sadece İdil kıyısında değil, Kırım'da da yeni binalar yaptırmıştır. Onun zamanında bütün Deşti Kıpçak boylarında Türkçe konuşulduğu da bilinmektedir. Özbekistan'dayız. Başkent Taşkent'teyiz. Tabii Özbekistan deyince, Türkistan deyince Timur Han hatıra gelir. Timur Han Müzesi'ndeyiz. O muhteşem Kur'an-ı Kerim ve Timur Han'ın kumandanları, bilim adamları. Adım adım sizlere Taşkent'i tanıtmaya devam ediyoruz. Ve İpek Yolu merkezi, İpek Yolu'nun başkenti Taşkent. Belgesel görüntülerle Taşkent'teyiz. Tarihi İpek Yolu sadece bir ticaret yolu değildir. Çağlar boyunca medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimlerini sağlayan bu yol sayesinde kültürler gelişmiştir. Şarkılar, hikayeler, dini düşünceler, felsefi görüşler ve bilimsel bilgiler bir uçtan bir uca taşınmıştır. Kağıt ve matbaa dünyaya yayılmıştır. Ve şimdi bu tarihi yolun en önemli kavşak noktalarından biri olan Taşkent'teyiz. Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent, ülkenin en büyük şehri olmasının yanı sıra 3 milyon nüfusa sahiptir. Taşkent adı ilk defa 11. yüzyılda matematik ve astronomi alimi Biruni ile ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmut tarafından kullanılmıştır. Tarih boyunca yerleşke olarak seçilmiş bu şehirde göz kamaştırıcı camiler, mimarisiyle büyüleyen medreseler ve tarihi şahsiyetlerin görkemli heykelleri bulunur. Tarihi yapıların yanı sıra yemyeşil parklar ve hayat dolu meydanlar da turistlerin ilgisini çekecek özelliktedir. Taşkent'te sanata, tarihe ve bilime büyük önem verilir. Şehrin dört bir yanında müzeler, sanat galerileri ve konser salonları bulunur. Dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'inin bulunduğu müze de Taşkent'te yer alır. Mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında Emir Timur Meydanı, Barak Han Medresesi, Uygulamalı Sanatlar Müzesi, Bağımsızlık Meydanı ve Taşkent Sanat Galerisi sayılabilir.
Emir Timur Meydanı'nın Taşkent için önemi büyüktür. 1882 yılında yapılan bu meydan, Taşkent'in kalbinin attığı yerdir. Ve bütün yollar bu meydana çıkar. Meydanın hemen yanı başındaysa Emir Timur Devlet Müzesi bulunur. Mavi Kubbeli Müze'nin dış görünüşü Timur Han'ın tacını andırır. Müzenin duvarları, İpek Yolu'nun en parlak döneminin yaşandığı Timur dönemini anlatan pek çok minyatür ve resimle süslenmiştir. Timur'un dünyaya geldiği Aksaray'ın maketi ve Timur soy ağacının bulunduğu müzede, İpek Yolu'nun güvenliğini sağlayan Timurlu askerlerin kullandığı gerçek silahlar ve eşyalar da sergilenir. Koşu Kavak Turizm Firması Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yakuboğlu'yla Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçiliği'ne gidiyoruz. Büyükelçiliğimiz Taşkent'in merkezinde bahçeli bir alanda. Bizleri Büyükelçiliğimiz Kültür ve Turizm Müşaviri Sayın Cesim Çelebi karşılıyor. Cesim Bey'den Özbekistan'la Türkiye arasındaki kültür ve turizm çalışmalarıyla ilgili bilgiler alıyoruz. Kırgızistan'daki İpek şehirlerini gezdik. Kazakistan'daki İpek şehirleri üzerinden şimdi İpek Yolu'nun önemli bir merkezi olan, hatta İpek Yolu'nun başkenti diyebileceğimiz Özbekistan Taşkent kentine geldik. Ve Taşkent'teki Büyükelçiliğimiz Kültür Müşaviri Cesim Çelebi Bey ile birlikteyiz. İpek Yolu ile ilgili kendisinden bilgiler alıyoruz. Özbekistan, Orta Asya'nın en önemli ülkesi olup en fazla genç nüfusa sahip ülkesidir. Kültürel birliğimiz açısından değerlendirdiğimizde buradaki tarihi eserleri, ilim adamlarını ve onların izlerini Türkiye'de görmek mümkün. İpek Yolu güzergahında önemli bir ticaret merkezi ve kültür merkezi konumundaki Özbekistan'daki iller Semerkant, Buhara, Hiva saymakla bitmez. Ve burada gezdiğimizde kervansaraylar, medreseleriyle geçmişi yaşamak mümkün. Özellikle Hiva'daki tarihi eserler ve eski binaları gezdiğimizde 200 yıl, 300 yıl evveline gitmek ve o günkü duyguyu yaşamak da mümkün. İpek Yolu'nda gezdiğimizde özellikle el sanatlarındaki renk, desen ve motiflerin Türkiye'deki renk, desen, motiflerle aynı olduğunu görüyoruz. Bu da birlikteliğimizin nişanesi gibidir diye düşünüyorum. Çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum ve yeni çalışmalarla Türk-Özbek dostluğunun gelişmesinin ilerlemesini canı yürekten diliyorum. Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Sayın Ahmet Başar Şen'le makamında görüşüyoruz. Türkiye ile Özbekistan arasında vizelerin kaldırılmasından sonra her iki ülke arasında kapsamlı işbirliği olduğunu açıklayan Büyükelçi, devre alem kameralarına Türkiye-Özbekistan ilişkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. İpek Yolu'nu takip ediyoruz. İpek Yolu sadece bir ticari meta değil. Kültürleri birbirine tanımış, taşımıştı İpek Yolu. Binlerce yıl özellikle Türk coğrafyasından geçerek Türk-İslam medeniyetinin de dünyaya yayılmasına hizmet etmişti. İpek Yolu'nu takip ediyoruz Sayın Büyükelçin. Özbekistan'dayız. İpek Yolu'nun başkenti Taşkent'teyiz. Neler söylersiniz İpek Yolu ile ilgili bizlere? Buyurun efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Büyükelçiliğimize de hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum ben. Şimdi Özbekistan tarihi mavera Ünnehir bölgesinde bugün kurulmuş olan bir ülke devlet. 33 milyon nüfuslu. Çok geniş bir coğrafyaya sahip. Çok aynı zamanda bu coğrafyada farklı iklim bölgelerine sahip. Örneğin Fergana Vadisi'nin çok önemli büyük bir kısmı Özbekistan'da. Bunun dışında işte Buhara, Semerkant, Hiva gibi, Kokand gibi tarihi şehirleri barındıran aslında önemli bir kısmı da yine çöl olan, malum çölde vaha oluşturan Buhara ya da işte çölden geçen kervanları karşılayan Semerkant bu İpek Yolu'nun en önemli merkezleri olmuş tarihte yerler. Tarihte öyle bir çekim merkezi olmuş ki Türk-İslam aleminin hem bilim adamları hem de İslam alimleri bu coğrafyada yetişmiş. Malumunuz İmam Buhari, Bahauddin Nakşibendi, İmam Maturidi
Fergani, Et-Tirmizi gibi İslam ulularının yetiştiği bölge burası ve bunlar bugünkü özellikle Türklerin İslam anlayışında büyük değer taşıyan İslam alimleridir. Ama aynı zamanda bütün İslam coğrafyasında da o zaman yazdıkları eserler bugün hala okunan, bugün hala değerlendirilen, bugün hala neşredilen eserler arasındadır. Özbekistan bugün aynı zamanda dinamik ve çok hareketli bir ülke dedik. Gerçekten bağımsızlığından sonraki 27 yıl boyunca reformlara imza atmış bir ülke. Yaşayanların, Özbeklerin ve burada bulunan diğer etnik kökenli insanların hayatını iyileştirmek için büyük çalışmalar yapılmış. Özellikle son 2 yılda genç ve dinamik bir yönetim anlayışıyla başa gelen ve bu anlayışla reformist çalışmalarda bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'de yine aynı şekilde buradaki yaptığı reform çalışmalarıyla ülkenin dinamizmine, aynı zamanda bu coğrafyanın hem istikrarına hem coğrafyada bulunan bütün ülkelerle yaptığı işbirliği çalışmalarıyla da barış ve refahı artırma yolundaki çalışmalara imza atan bir yönetim adamı, bir cumhurbaşkanı. Şimdi elbette gelsinler, şunu söyleyeceğim ben. Benim zaten söylemem de o kadar önemli değil. Çünkü burası o kadar ilginç bir memleket ki. Yani burayı görenlerimizin anlatacaklarıyla, buraya gelenlerin bundan sonra gelecek olanlara anlatacaklarıyla, onları teşvikiyle ben buraya gelecek olan, Türkiye'den gelecek olan turist sayılarının önümüzdeki dönemde önemli miktarda artacağını düşünüyorum. Çünkü biz her zaman yüzü batıya dönmüş, işte Avrupa'ya doğru, batıya doğru bakmış olan bir halkız ama kendi köklerimizi ararken, nereden geldiğimizi bulmaya çalışırken, özellikle kültürel köklerimize baktığımızda Özbekistan çok önemli bir ülke halinde. Özbekistan halkı Türk halkını kardeş olarak görüyor. Türkiye'den gelenlere her zaman kucak açıyorlar, güler yüzle karşılıyorlar. Hoş gelipsiz diyerek neleri varsa onlara ikram ediyorlar. Çok misafirperver bir halk Özbekler. Yani bizim zaten kardeş olduğumuzu biliyoruz. Türkler de çok misafirperver bir halktır. Misafirperverlikleriyle öne çıkan bir halktır. Özbekler de aynı şekilde. Geçen Şubat ayından bu yana Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı da sağladı aynı zamanda. Ve uçak seferlerinin sayısı da arttı. Önümüzdeki dönemde uçak seferlerinin sayılarının daha fazla artmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'den Özbekistan'a gelmek isteyen vatandaşlarımızın sayısında da büyük bir artış olduğunu biliyoruz. Umarım gelirler, görürler. Hiva'yı, Semerkant'ı, Buhara'yı, Fergana'yı gördükleri zaman aslında bizim kültürümüzün, kültürel köklerimizin nereden geldiğini ve bizlerin, Anadolu Türklerinin kim olduğunu çok daha iyi anlayabileceklerini düşünüyorum ben. Coğrafyamız oralar, atalar diyarımız ve dilimiz titriyor Buhara, Semerkant deyince. İstanbul Başkonsolosumuz, İstanbul Başkonsolosumuzla birlikte bize Özbekistan'ı, vizenin kalkmasını değerlendiriyor. Birlikte izliyoruz. Biliyor musunuz, bu muhteşem bir olay oldu. Gerçekten tarihi olay. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev Türkiye devlet ziyaretleri oldu 2 ayında. O zaman iki lider baş başa basın toplantısında bizim Cumhurbaşkanımız söyledi ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kardeş halk arasında inşallah yakın zamanlarda vizalar kalkacak diye söz vermişlerdi. Aslında yarım sene geçmez İşte bu olay gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız vizaları kalktırdı. Artık iki kardeş halk arasında vize sorunları yok. Buyurun, her zaman ziyaret edin. Bu mukaddes toprakları ziyaret edin. Kapılarımız her zaman açık. Şimdi günümüzde Özbekistan'da bu güzel bir turistik projeler gerçekleştiriyor. Zaten bu kapsamında özellikle ziyaret turizm diye bir programımız var.
O sırasında bu ürün her zaman kapılarımız açık ziyaret eden Özbekistan. Kardeş Türk halkına anlatmam ayıp olur işte. Zaten siz kendiniz biliyorsunuz. Atayurt, Özbekistan diyorsunuz. Bukhara'yı tanıyorsunuz. Semerkant'ı tanıyorsunuz. Taşkent'te At-Termizi biliyorsunuz. Nekşibendi biliyorsunuz. İmam Ali Bukhari biliyorsunuz. Büyük bir ecdadlarımız, babalarımız, büyük insanlarımız. Daha anlatacak biraz zor işte. Çok kardeş halkı. Taşkent şehri, bakımlı binalar, geniş caddeler, büyük park ve meydanlarla şehir merkezinin alışık olduğumuz o karmaşasından çok farklı bir tablo sunuyor. Bağımsızlık Meydanı'ndayız. 12 hektarlık alanı kaplayan meydanda, havuzları süsleyen leylekler, refah ve mutluluğun bir simgesi olarak karşılıyor bizi. Üzerinde Özbek haritası bulunan dünya anıtında, kucağında bebek tutan mutlu kadın heykeli, ana vatanı sembolize ediyor. Özgürlük Meydanı'nda yer alan, 2. Dünya Savaşı'nda şehit düşen eşini, kardeşini, evladını bekleyen kadınları temsil eden Özbek Ana ve Şehitler Anıtı, insanı derinden etkiliyor. Hatıra Meydanı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda şehit düşen askerlerin isimleri, tek tek, Altın Kitapçık anıtına yazılmış. Taşkent sadece tarihi kahramanlık abidelerinin bulunduğu bir yer değil elbette. Burası aynı zamanda Orta Asya'nın İslam kültür merkezi olarak anılmasını sağlayacak tarihi yapılarla dolu bir bölge. Taşkent'in manevi merkezi Hazreti İmam Külliyesi ve Sakalı Şerif'le Hazreti Osman'a ait Ceylan derisine yazılmış Kur'an-ı Kerim'in saklandığı Mu'i Mübarek Medresesi ilk akla gelenler arasında. Ebu Bekir Kağıl Şaşi Türbesi, Barak Han Medresesi, Tila Şeyh Camii, manevi atmosferin muhteşem mimari eserlerle birleştiği tüm bu yerleri gezerken insanın içini büyük bir huzur kaplıyor. 1100 yıl önce İslam medeniyetini buralara getiren Hazreti Ebubekir'in soyundan gelen muhterem zatın türbesi de burada bulunuyor. Taşkent'in çok önemli merkezindeyiz. Burası Cuma Camii. 8. yüzyılda Hazreti Ebubekir soyundan Muhammed adlı bir şahıs İslam medeniyetini buraya, bu coğrafyaya getirir. Ve burası çok önemli kutsal değerlerin bulunduğu yerdir de. Timur Han, Irak'a sefer düzenlendiğinde, Irak'ta Hazreti Osman'ın Kur'an okuduğu sırada şehit edildiği ve kanının döküldüğü o Kur'an-ı Kerim'de buradadır, şu yeşil kubbenin altında. Özbekistan'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Belgesel görüntülerle Özbekistan'dayız. Taşkent'teki gezimizi tamamlayarak uçakla Hive'ye doğru yola çıkıyoruz. Ürgenç Havalimanı'ndan 40 kilometrelik bir karayoluyla Hive şehrine ulaşıyoruz. Aral Gölü'nün güneyinde yer alan şehrin hem doğusu hem de batısı çöl olduğundan tarım arazisi yok denecek kadar azdır. Hive, Harezm kültürünün varisi eski bir şehir. Nuh peygamberin oğlu tarafından kurulan Hive, ismini Hivak kuyusundan almıştır. Milattan önce 3000 yıllarına uzanan ve Harzemşahlar devletine başkentlik yapan Hive, Merv'den Cürcan'a giden tarihi İpek yolu üzerinde bulunmaktadır. 10. yüzyılda İpek yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olmuş, Çin'den yola çıkan bütün kervanlar bu şehirde konaklamıştır.
Hive Hanlığı, günümüzde Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırları içinde kalan bir alanda, 1512-1920 arasında varlığını sürdürmüştür. Özbek Devleti, Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı ve Hokant Hanlığı ile birlikte Özbek Üç Hanlığı olarak anılmıştır. Bir müze şehir olan Hive, 1970'li yıllarda önemli ölçüde restore edilmeye başlanmış, 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. İpek yolunu takip ederek Hive'ye geldik. Kızıl Kum ve Karakum çöllerinin hemen yanı başında, Amu Derya kenarında Hive şehri. 2600 yıllık geçmişiyle Türk İslam tarihinde önemli konumu olan, Harezm Şahlar döneminde birçok bilginin, alimin, evliyanın yetiştiği Hive şehrinde çok sayıda medrese var. Hive, topraktan yapılmış, iç içe iki surun çevrilediği, bir zamanlar 11 kapısı olan bir şehir. Dış surun çevrildiği bölüme Dış Han Kale deniliyor. Hive'de sadece soylular ve medreselerde eğitim gören öğrenciler iç kalede yaşarmış. Ahali kale dışında yaşar, şehre sadece ticaret ve eğitim için gelebilirmiş. Orta Çağ mimarisi ve şark kültürünü günümüze taşıyan Hive'nin kale kapısından içeri girdiğimizde zaman duruyor sanki. Kendimizi tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkmış gibi hissediyoruz. Minareler, camiler, kervansaraylar ve medreseler. Bir zamanlar alim ve evliyaların dolaştığı sokaklarda dolaşırken heyecanlanıyor, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İç kalenin içinde hiç yeni bina yok. Tamamı koruma altında olan 51 anıt yapı tarihin canlı şahidi olarak ziyaretçilerini selamlıyor. Hive bir medreseler kenti adeta. Küçücük kente onlarca medrese bulunuyor. Hive'ye batı kapısından girdiğinizde sizi Muhammed Emin Han Medresesi karşılar. Muhammed Emin Han Medresesi sadece Hive'nin değil, tüm Orta Asya'nın en büyük iki katlı medresesidir. Günümüzde otel olarak kullanılan medresenin 135 odası bulunur. Duvarları sırlı çinilerle çevrelenen medresenin hemen önünde Kalto Minaresi yer alır. Muhammed Emin Han Medresesi'nin yanındaysa Matniyaz Divan Bey Medresesi tüm ihtişamıyla durmaktadır. Seramiklerle süslü medresenin duvarlarında bereketi simgeleyen nar motifleri görülmeye değer güzelliktedir. 1834 yılında yapılan ve sadeliğiyle dikkat çeken Beyaz Cami, Hive'nin en eski tarihi eserlerinden birisidir. Mavinin ve kızılın toprak renkleriyle harman olduğu sihirli kent Hive'nin bozulmamış dokusu bizi asırlar öncesine götürüyor. Anlatılmaz yaşanır derler ya, Hive de böyle bir şehir. Birbiriyle uyum içindeki turkuaz çinili kubbeler, minareler, camiler ve medreseler insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Kendimizi bu muhteşem mimarinin ahengine kaptırarak Hive'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Harezm, önemli bir devlet, önemli bir kültür ve medeniyet. İpek Yolu güzergahında bugünkü Özbekistan'ın Maveraü'n-Nehir bölgesinde ve Kızıl Kum Çölü'nün hemen yanı başında Amu Derya bölgelerinde. Evet, biz Hive ile ilgili, Özbekistan'la ilgili, Türkistan medeniyeti ile ilgili ve kadim İpek Yolları ile ilgili araştırmamızın şimdiki durağı Hive ve Hive ile ilgili belgesellerimiz var. Hive'yi birlikte geziyoruz. Şimdiki durağımız Kunya Ark, yani Eski Kale. Burası büyük bir saray kompleksi. Camileri, haremi, taht odası, zindanı ve diğer yapılarıyla
bir nevi şehir içinde şehir. Taş Havlu Sarayı, Allah kulu han için yaptırılmış. Geniş avlusunun etrafına sıralanan odalarda han ve eşleri kalıyormuş. Sarayın iç avlusunda 3 tane girişi bulunan şah odasında gümüşten bir taht bulunuyor. Harzemşah hanları, önemli misafirlerini burada kabul ederlermiş. Hive bir ilim ve alimler şehri. Burası dini ilimler, matematik, astronomi alanında birçok ünlü din ve ilim adamı yetiştirmiş. Hive medreselerinde farklı dönemlerde eğitim alan Biruni, Harezmi, Mirza Ulu Bey ve İbn Sina'nın resimleri müzenin duvarlarını süslüyor. Hive'nin en büyük medreselerinden Rahim Han Medresesi'ndeyiz. Bu medrese, Özbek şair Ferusşah takma adıyla şiirler yazan Seyit Muhammed Rahim Han tarafından yaptırılmış. İki katlı medresede yaz ve kış camileri, geniş bir kütüphane ve 76 derslik bulunur. Dört eyvanlı avlu ve köşelerde küçük kuleler yer alır. Medresede gündüz eğitim verilir, akşamları ise musiki meclisleri kurulur. Şiirler okunur ve şiir yarışmaları düzenlenirmiş. Hive emirinin şehri seyrettiği seyir terasına çıkarak Hive'nin eşsiz manzarasını görüntülüyoruz. Dikkatimizi Hive'nin simgesi olan 44 metre yüksekliğindeki İslam Hoca Minaresi çekiyor. Camiler, camilerimiz, medeniyetimizin temel taşı camiler Hive'deki Harzemşah dönemine ait o camiler. Tıpkı Anadolu'daki, tıpkı İslam coğrafyasının birçok bölgesindeki ulu camiler gibi. Evet, Hive Ulu Camii'ndeyiz. Ata kapıyı Pehlivan kapıya bağlayan ana yol üzerinde ve İslam Hoca Minaresi'nin hemen yanında bulunan 10. yüzyıldan kalma Cuma Camii görülmeye değer. Şu anda müze olan camide bir zamanlar 1000 kişi namaz kılabiliyormuş. Cami, bazılarının üzerinde küfi yazılarla ayetler bulunan oymalı ve bezemeli 200 ahşap sütun üzerine inşa edilmiş. Kubbesi ve avlusu olmayan caminin düz ahşap çatısında aydınlatma ve havalandırma için açıklık bırakılmış. Çok zor da olsa caminin minaresine çıkıp Hive'nin muhteşem görüntülerini devre alem kameralarıyla ölümsüzleştiriyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bir devre alem programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İpek Yolu'nun başkentine, Türkistan coğrafyasının kalbinin attığı yere, Özbekistan'a, Kazakistan'a gittik. İpek Yolu'nu adım adım takip ettik. Buralar ekranlardan anlatılmaz. Bir başka devre alem programında buluşmak üzere Özbekistan'dan, Taşkent'ten Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binası önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr